Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Ocak sizin ayınız. Burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Venüs burcunuzda ay boyunca gerileyecek. Evet, bu ay çok güçlü etkiler var ve sizin için yılın çok belirleyici aylarından birisi. Hemen ayın başında 2 Ocak'ta burcunuzda yeni ay doğacak. 12 derece oğlak burcunda. Her yeni ay hayatımıza yeni olasılıkları, yeni gündemleri getirebilir tabii ki. Ancak Ocak ayı biraz yenilikler konusunda temkinli olmamız gereken bir ay. Çünkü Venüs ay boyunca geriliyor. Aynı zamanda ay ortalarında Merkür de gerilemeye başlayacak. Yani bu durum bizi biraz yavaşlatabilir. Biraz hani durup değerlendirmemiz gereken, biraz sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 29 Aralık'la 6 Ocak arasıysa, o zaman sizin için bu yeni ay çok önemli ve güçlü olacaktır. Yükselen oğlaklar, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için de çok önemli bir, güçlü bir yeni ay olacağını söyleyebilirim. Bu arada tüm oğlakların da doğum gününü kutluyorum. Bu ay doğan oğlak burçlarımız için mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim. Şimdi bu yeni ayla beraber yeni planlarınız var ama biraz zihniniz geçmişe de çekiliyor. İlişkilerinizle ilgili konular olabilir, geçmiş ilişkiler, geçmiş iş ilişkileri, en önceden tanıdığınız kişilerle belki yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Daha önceden çalıştığınız bir iş yerinden tekrar teklif alabilirsiniz. Veya yarım kalmış bir ilişki tekrar başlayabilir. Hatta eski arkadaşla barışmak ya da eski eşle tekrar bir araya gelmek. Yani tüm bunlar mümkün. Yeni başlangıçlarda biraz eskiyle ilgili konular var. Biraz nostaljik konular var. Güzellik, estetik gibi konularda Venüs, evet, burcunuzdayken daha hassassınız. Yani bu bazı memnuniyetsizlikler yaratabilir. O yüzden kendinizde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Hani estetik uygulamalar, imaj değişiklikleri isteyebilirsiniz. Ancak Venüs retrolarında çok da fazla bunları önermiyoruz. Ama hani daha önceden kullandığınız ve imaja tekrar dönebilirsiniz. Yani uzun süredir kullanmadığınız ama daha önceden kullandığınız bir saç modeli, saç rengi, buna tekrar dönüş olabilir. Yeni bir şeye tekrar, yani ilk kez başlamak çok sağlıklı olmayabilir ve estetikle ilgili özellikle operasyon tarzı, daha radikal konulara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Venüs düzeldikten sonra, ay sonundan sonra özellikle Şubat ayı sizin için daha doğru olabilir bu tarz konulardaki girişimleriniz için, planlarınız için sevgili oğlaklar. Evet, ayın 20'sine kadar yeni ay tesirleri devam edecek. Ayın 15'inde Merkür Kova burcunda gerilemeye başlıyor. 25'ine kadar, 25'inden sonraysa sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak. Gerçekten her şey biraz böyle yavaşlıyor, biraz duraklıyor. İletişim sorunları olabilir, para hesaplarınızda karışıklıklar, özellikle kullandığınız araç gereçler, işte bilgisayar, telefon, elektrikli araç gereçler, elektronik cihazlar, buralarda arızalar ayın 15'inden sonra gündeme gelebilir ve bazı masraflar da getirebilir tabii ki. Yeni cihazlar hemen almamaya çalışalım ama evet, arızalar olursa onların onarılması, onların iyileştirilmesi gibi gündemler söz konusu olabilir. Para konularında yeni bir alışveriş, işte ne bileyim borçlanma, borç verme, kredi konuları, bunlara dikkatli yaklaşalım. Merkür para evinizde gerilemeye başlayacak çünkü. Buna benzer biraz hani geçmişten beklediğiniz paraların size gelmesi olabilir. Yani aylar önce, yıllar önce bir borç verdiniz birine. Hani bunun geri ödemesi olabilir. Ya da daha önce yaptığınız bir işin karşılığını, ücretini alamadınız. Şimdi bu gelebilir. Bunun gibi hesap kapanmaları, hak edişlerle ilgili konularda söz konusu olabilir. Ayın 18'inde Yengeç burcunun 27 derecesinde çok güçlü bir dolunay var. Plüto ile karşıt açıda. Plüto sizin burcunuzda. Tam 7. evinizde bir dolunay. 27 derece Yengeç burcunda. Zor bir dolunay. Gerçekten Plüto'nun baskıları çok fazla bu dolunaydı. Yani ilişki dinamiklerinizde özellikle duygusal manipülasyonlar olabilir. Sizi zorlayacak, hayatınızda güçlü dönüşümler olabilir. Evlilikler, ilişkiler, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, ortaklıklar, belki ailevi konular, hani anneniz, babanız, ebeveynleriniz, onların sağlıkları, onların yaşamları, onlarla ilişkileriniz. Tüm buralarda güçlü dönüşümler bekleyebiliriz. Yengeç biraz ev yuva konularıdır. Yani hem evlilik konularıdır hem yaşadığımız yer evle ilgilidir. Yani buralarda da dönüşümler olabilir tabii ki.
Plüto zaten sonlanmalarla ilgili, yani bitişlerle ilgili ve bunun üzerimizde yarattığı doğal olarak kaygılar var, endişeler var. Bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü bir dolunay bu. Ülkemizi de çok önemli şekilde etkiliyor. Hepimizde daha fazla gelecek kaygısı, endişesi, yakınlarımız, sevdiklerimiz için, onların sağlığı, güvenliği, onların ihtiyaçları için biraz kaygılar, korkular oluşabilir. Yetersizlikler, memnuniyetsizlikler hissedebiliriz. Bunlar maddi ya da manevi olabilir. Tüm bunların gündeme daha fazla gelebileceği, hissedebileceğiniz bir dolunay. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle son dekanda doğan oğlaklarımız daha fazla etkileniyor. Yani güneş burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa o zaman bu dolunayın baskısı daha hassas olabilir. Karşınızdaki kişi eşiniz, partneriniz, arkadaşınız, ortağınız veya aileden birisi ya da ebeveynler ya da eşinizin ebeveynleri. Hani onlarla ilgili böyle biraz zorlayıcı gündemler olabilir. Yani değiştiremeyeceğiniz kadersel durumlar bunlar. Biraz hani bunları kabullenmek gerekiyor, uyum göstermek gerekiyor, direnç göstermemek gerekiyor. Direnç olan yerde daha fazla zorlanma, sıkıntı oluşabilir çünkü sevgili oğlaklar. Evet, enerji gezegenimiz Mars ayın 25'ine kadar Yay burcunda olacak. 25'inden sonra burcunuza geçiyor. 25'inden sonra enerjinizi topluyorsunuz. 25'ine kadar Mars 12. evinizde sizi biraz zorlayabilir. Sağlık konularında zorlayabilir. İlişkilerde arka planda olup biten hani sizin aleyhinize gelişebilecek enerjiler, biraz gizli düşmanlıklar falan, bunlara dikkat etmek lazım. Sağlığınızı hiç ihmal etmeyin. Bu ay hem Venüs retrosu var, hem Yengeç Dolunay'ı 12. evinizde ilerleyen bir Mars var. Sağlık konuları olabilir. Kronik sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Eklemler, dişler, dizler özellikle hassas, cildiniz hassas, mideniz ve sindirim sisteminiz daha hassas olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayın 25'inden itibaren Mars burcunuza geçecek. Enerjiniz, kuvvetiniz güçleniyor. Bağışıklık sisteminiz de güçleniyor. Mars çünkü oğlakta güçlüdür. Sizi de daha güçlü ve kararlı hale getirecek. Daha rahat inisiyatif alabilir, harekete geçebilir. Yaşamınızda yapmak istediğiniz konularda cesaretle adım atabilir, mücadele edilmesi gereken konularda da gayet kararlı bir şekilde mücadele edebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.